Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var, onunla başlayacağım. Şöyle kalınlığını göstereyim, orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şiş, üç buçuk numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için 6 ve 6'nın katları sonuna 5 ilmek ekleyelim. Artı 5 olarak yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. 6, 12, 18, 24 diye devam edecek. En sonuna da 5 ilmek ekleyeceğiz. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sonuna 5 ilmek ekliyorum 4 bir tane daha alayım hemen 5 toplamda 17 ilmek var şişimde 17 ilmekle modelimi kurmaya başlayabilirim biraz sesim kısık arkadaşlar kusura bakmayın rahatsızım o yüzden sesim biraz kısık yani anlatırken hoş bir ses olmayacak ama kusuruma bakmayın Modeli ben lastiksiz başlayacağım için bir sıra ters örüyorum. Örgümün arka yüzünde bir sıra ters örerek örgünün ön yüzüne geçeceğiz ve modeli kuracağız. Siz lastik başlarsanız altına lastiğin ön yüzünden modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Ben şöyle bir sıra ters örgümü tamamladım modelimi kurmaya başlayabilirim. Kenar ilmeğimi de ördüm, bir sıra ters ördüm. Şimdi modelin ön yüzündeyiz, birinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters. Bir ilmek örmeden aldım. ipim arka tarafta. Tekrar bir ilmek ters ördüm. Buraya kadar bir model kurmuş oldum. Yine 3 ilmek düz. 3 ilmek düz. 1 ilmek ters. Bir ilmek örmeden alalım. İpimiz arka tarafta. Yine bir ilmek ters ördüm. Buraya kadar da bir model kurduk. Sıra başında Ilme, sonunda 3 ilmek düz ördüm, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Sıra başında 3 düzle başlamıştım, sıra sonunda 3 düzle bitirdim. Modelin ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz. Düz olan ilmeğimi yine düz ördüm. Bu örmeden aldığım ilmeği arka yüzünde de yine örmeden alıyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz. 3 ilmek ters. Bir ilmek düz. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim kendimden tarafta. Bir düz. 3 ters ilmekle ikinci sıra arka yüzünde tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine aynı işlem. 3 düz. 1 ters. Bu ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. Sıradaki ilmeğim ters. 3 düz. Düz olanı düz örüyorum. Ters olanı ters örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeği de yine örmeden alıyoruz. Ön sırada olduğumuz için ipimiz arka tarafta kalacak. Ve bir ters, 3 üç düzle üçüncü sıra ön yüzümü tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Yine aynı işlem. Düzümüzü düz, tersimizi ters. Örmeden aldığımız ilmeği yine örmeden alacağız. Kenar ilmeğinden sonra 3 ters ilmek. 1 düz. İpi kendimden tarafa aldım. Bu ilmeğimi yine örmeden aldım. 1 düz. 3 ters ilmek 1 düz ilmeğimi örmeden aldım bir düz 3 ters kenar ilmeğimi 4 4 sıradan oluşan modelimizi kurduk şimdi ikinci model kurulumunda model kaydıracağız arkadaşlar Şu örmeden aldığımız ilmek bu üçlü düz ilmeğin ortasındaki olacak bu şekilde birinci modelimizi kurduk. İkinci model kurumuna geçebiliriz. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz. Modeli kaydırarak. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Birinci sıra ön yüzündeyim. İkinci model kurulumu. Bir, bir ters ilmek, bir ilmek örmeden aldım. ipim arka tarafta bir ters ilmek ördüm. Bakın bu üç düzü bu şekilde yaptım. Bir ters bir ilmek örmeden aldım. Bir ters ilmek ördüm. Sıradaki bu üç ilmeğimi de düz öreceğim. Bir, iki, üç ilmek düz ördüm. Sıradaki üç düz ilmeğimin birincisini ters ördüm. Ortadakini örmeden aldım. İpim arka tarafta bir ters daha ördüm. Modeli bakın kaydırmış olduk. 3 düz, 2, 3 düz ördüm. 1 ters, 1 ilmek örmeden alalım, 1 ters ilmek daha örelim. Kenar ilmeği mi dördüm? Modeli ikinci kez kurarken birinci sırayı bu şekilde yaptık. İkinci sıra arka yüzünde yine aynı, 4 sırayı da aynı örüyoruz arkadaşlar. Aldı, o Almadan aldığımız ilmeği yine almadan devam ediyoruz. Örmeden yani. Şimdi arka yüzde ikinci sıradayım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. Bir örmeden aldığım ilmeği arka yüzünde de yine örmeden aldım. Bir düz üç ters bir düz ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimiz kendimizden tarafta. Bir düz, 3 ters. 1 düz. Bu ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İpim kendimden tarafta. Son ilmeğim düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu şekilde ilmekleri yine gördüğümüz gibi ördük. Örmeden aldığımız ilmeği de arka yüzünde de yine örmeden aldım. Üçüncü sıra ön yüzünde sıradaki ilmeğim ters, ters olarak örüyorum. Bu ilmeğimi yine örmeden alıyorum, ipim arka tarafta. Bir ters, üç düz. Yani ilmekleri yine aynı şekilde örerek devam edelim. 3. sıra ön yüzünde bu şekilde yaptım. 4. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Yine ilmekleri tersimizi ters, düzümüzü düz olarak örelim. Kenar ilmeğinden sonra bir düz. Bu ilmeğimi yine örmeden aldım. Bir düz. Üç ters. Bir düz. Bir ilmek örmeden alalım bir düz. Üç ters. Yani tersleri yine bakın ters örüyorum. Düz ilmeğimi düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği yine örmeden aldım. İpim kendimden tarafta. Bir düz ilmek bir de kenar ilmeğimi ördüm. Dördüncü sırayı da bu şekilde tamamladım. Bakın model yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şöyle kendini gösteriyor. Tabii ki model ilerledikçe kendini güzel gösteren gösterişli ve kolay bir model. Bir parçada daha önce yapmıştım. Onu göstereyim size. Modelin ilerlemiş hali de bu şekilde bakın. Bunu beraber yaptık. Lastiksiz yaptık. Bunu da lastiksiz başladım. Model lastik istemiyor ama istediğiniz lastiği de kullanabilirsiniz altına. Şöyle göstereyim. Modelin arka yüzü de bu şekilde bakın. Arka yüzü de harika şöyle petek petek görüntüsü var. Yani her iki yüzünde kullanabilirsiniz bu modelde. Ne kadar başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntü elde edersiniz. Modelimiz böyle arkadaşlar bugünkü modelimiz. Yapımı da oldukça kolay. İstediğiniz ipe de uygulayabilirsiniz bu modeli. Ben bebe yünü kullandım bugün. Bu modelden Yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, bluz yapımında kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesinde kullanabilirsiniz. Harika olur daha şöyle kalın ip ve kalın şişlerle yaparsanız. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz harika, kolay ve güzel bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.